Fatsa Belediyesi'nin taşınmazlarını satma kararına tepkiler büyümeye devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Avukat Hayati Yılmaz da yaptığı bir basın toplantısında konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yılmaz, belediyeyi borç batağına sokanların çözüm üretip çaba sarf etmeleri yerine işin kolayına kaçıp miras iyice evlatlar gibi atalarımızın emaneti mülkleri satıp borçlarını kapatmaya çalışıyor dedi. Fatsa Belediyesi'ni borç batağına sokanların çözüm üretip çaba sarf etmek yerine işin kolayına kaçıp miras iyice evlatlar gibi atalarımızın bizlere emanetle bıraktığı belediye mülklerini satıp borçtan kurtulmaya çalışmalarına karşılık Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrını ve çözüm önerilerini sizler vasıtasıyla kamuoyuyla kısaca paylaşmaktır. Amacımız kesinlikle gereksiz bir basın polemiği yapmak değildir. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, 10 yıldır Fatsa Belediyesi'ni yöneten kişiler yaptıkları hizmetlerin en az 3-4 misli borçlanmaya giderek Fatsa Belediyesi'ni borç batağına sokmuşlardır. Ordu'nun büyük şehir olmasıyla birlikte borç batağında yüzen Fatsa Belediyesi ne bir kuruşluk hizmet yapabilmekte ne de bir kuruş borç ödeyebilmektedir. Büyük şehirle birlikte ilçe belediyeleri görev ve yetki yönünden adeta mahalle muhtarlıkları haline gelmiştir. Fatsa Belediyesi bu borç batağından çıkmak için hükümetten veya büyük şehirden yardım istemek yerine Fatsa halkına ait olan belediyenin ne kadar malı varsa onları satılığa çıkardığını basın yoluyla halka duyurmaktadır. Bu durum bizleri aşırı derecede üzdüğü gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bir satışa ve çözüme asla iznimiz ve rızamız yoktur. Fatsa Belediye Başkanı ile AKP'li belediye meclis üyeleri kendilerinin basiretsizlikleri sonucu içine düştükleri bu borç batağından çıkmak için belediyenin satılabilecek ne kadar malı varsa bunu satılığa çıkarması bir yetki tecavüzüdür, hak gaspıdır. Seçim zamanı Fatsa halkı belediye başkanı ve meclis üyelerini seçerken bizim malımızı satın diye seçip bir yetki vermemiştir. Bize hizmet edin diye yetki vermiştir. Fatsa Belediyesi'ni borç batağına sokanlara çağrımız, size ait olmayan kamu mallarını satmak yerine lütfen hükümetten yardım isteyin. Siz değil miydiniz seçim zamanı iktidar partisi adaylarına oy verin ki belediye hükümetten daha fazla hizmet ve daha fazla yardım alsın diyen? Şimdi neden hükümetten yardım istemiyorsunuz? Yoksa sizler seçim zamanı oy almak için yalan mı konuştunuz? Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Avukat Hayati Yılmaz, belediyenin taşınmazlarını satmak yerine uygulanması gereken yöntemlerle ilgili çözüm önerilerini de sundu. Hükümet yardımcı olmuyorsa büyükşehir yasasında bir değişiklik yapılsın ve büyükşehir kurulan illerde ya ilçe belediyelerinin borçları büyükşehire aktarılsın ya da ilçe belediyelerinin borcu bitene kadar ilçe belediyesinin gelirleri büyükşehre geçmesin. Yani su paraları ile İller Bankası'ndan kişi başına düşen gelirler ve diğer gelirler ilçe belediyelerinde kalsın. Bu da olmazsa Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi karar alsın. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin en az yarısı ilçe belediyelerinin borçlanmasının bitmesine kadar borçlu belediyelere nüfusları oranında aktarılsın. İlgililere ve Fatsa kamuoyuna saygıyla duyurulur.